Gençler sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Tamamdır. Teşekkür ettim Öykü. Arkadaş, nerede bu millet? 28 kişi. Furkan Yalmancı burada, 27'ye düştük. Pardon Furkan Birolcum, özür dilerim. Kusura bakma. Ya terbiyesiz var. Furkan, yakalarsam zaten o dislike'ları yazdım. Hani oraya dislike atan kimse, onu tespit edeceğim. Ondan sonra biliyorsun. Mevzu belli. Çok olay da yaratmaya gerek yok. Direkt çözeceğiz. Evet gençler. Biri sensin, tamam. Hepinizi Sefa, ağzını burnunu kırayım Sefa. Evet beyler bayanlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen şuradan bir tane sorumu alıp işe ufak ufak koyulmak istiyorum. İlk öncelikle şu kısmını bir tam olarak algılayalım. Ne yapıyorduk, ne ediyorduk? Bugün ne yapacağız? Fonksiyonun grafiklerini tanıyacağız. Normal fonksiyon grafiklerini de yapacağım. Bu arada merhabalar gençler. Normal fonksiyon grafiklerini de yapacağım. Özel tanımlı fonksiyonların grafikleri hakkında da bilgi vereceğim. Şu baş kısmını zaten yeri geldikçe anlatmaya çalışıyorum. Bir kere iki kere yaptık bunları. Bir iki kere yaptık. Şimdi birkaç defa tane sorunun üzerinde anlatıp ne yapacağız? Hatırlayacağız. Normal analitikteki alacağız canım. Bir inşallah bir 10 dakika sonra yoklama da alacağız. Normal analitik geometrideki doğrunun denklemini de yazmayı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlerleyen kısmı için. Ondan da bahsedeceğim. Ardından özel tanımlı fonksiyonlara geçeceğim. Çünkü bazı arkadaşlarım fonksiyon testleri çözüyorlar. Orada sürekli özel tanımlı fonksiyonlarla karşılaşmışlar ve çözüm bulamamışlar. Onları da göstereceğim. Şimdi beyler bayanlar. İlk fonksiyonum tahtada. Şöyle bir tık daha büyütüyorum ekranımı. İyice herkes net bir şekilde görsün bunu. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Arkadaşlarım, bir kere soru verildiyse soru noktasını gördükten sonra buranın tamamı soru. İlk bakacağımız yer neresi? Neyin grafiği olduğu? Bakın yarından sonra türev anlatmaya başlayacağız. Ne grafiği bu? Türevinin grafiği mi? İkinci türevinin grafiği mi? Fonksiyonun grafiği mi? Hangi şeyin grafiği olduğunu belirlemen lazım. İlk önce buna bakıyorsun. Baktım fx. Ardından ne yapıyorsun? Hocam ardından. Noktalarını belirle. Görebildiğin noktalar varsa, böyle eğrici büyürücü bir şey varken. Noktaların varsa o noktaları belirle. Bak burada bir nokta var. Şurada bir nokta var. Burada bir nokta var. Hızlı hızlı yapacağım, geçeceğim bu kısmı demiştim. Dikkat et. Şimdi hocam. İlk aldığım nokta kaça kaç noktası? 0'a 2 noktası. Arkadaşım, fonksiyon ne? Fx. Fx ömrü billah neye eşit? Y'ye. Bakın, siz bunları ne için yapıyorsunuz? Fx eşittir y için. Arkadaşlar, biz burada birinci yazdığımız adama absis diyoruz. X ile gösteriyoruz. İkinci yazdığımızda ordinat diyoruz. Y ile gösteriyoruz. O zaman yapıştır yerine. F0 eşittir 2 mi oldu? Lütfen tersini alalım. Öğrendik. Bütün hepsini gördünüz siz bunu. Hocam ben bu f'i yok edeceksem f'in tersiyle işleme sokarım. Sok buradan f'in tersini, buna da soktun. F'in tersiyle f'i işleme soktun. Birbirini pofingledi. 0 eşittir f'in tersi 2. Bu kısmında sıkıntı sorunu olan varsa yazsın. İkinci noktam 1'e 0 noktası. Birincide anlamadım, bak burada anlayabilirim. Hocam x yerine 1 yazıyorum, y yerine 0 yazıyorum. F1 eşittir 0. Bakın genel mantığı bu. Sen birinden nefret ediyorsan
onun nefret ettiği adamı sok yanına. Anladın mı? Ben bunu sevmiyorum. Onun sevmediğini getir bakalım, gör bakalım ne oluyor. O onu birbirini götürür zaten. Sen orada yapayalnız kalırsın. Mis gibi. Hocam bak, bir eşittir. F'in tersi sıfır. Devam et. Son noktam. Bak. Apsisi 2, ordinatı eksi 3. 2'yi eksi 3 noktası. 2'yi eksi 3'ümü yazdım. Hoca koy yerine F2 eşittir eksi 3. Getir. 2 eşittir F'in tersi 3. Gelmiş geçmiş olsun beyler bayanlar. Soru bitti. Bak F2 diyor sana. F2'ye bak burada bakayım. F2 neymiş? Eksi 3. Koydum. Sonra F'in tersi 2. Git terslerden bak. F'in tersi 2 0. Artı 0. Koydum. Bölü. 6'a indim. F'in içinde F. Dikkat. Şimdi F'in içinde F1 yazıyor. F1 dediğin adam 0. O zaman ben burada F0 arıyorum. Gel hatta buraya yazalım. F0'ı arıyorum hocam ben orada. F0 dediğin adam kaçmış? Gel bakalım. F0 dediğin adam 2'ymiş. Buyurun. O zaman arkadaşlarım, sizin bu sorunuzun cevabı eksi 3 bölü 2'den başka hiçbir şey değildir. Anlatamadın dediğin bir yer var mı burada? Kafana takılan bir yer var mı? Pardon. Pardon. Anladım. Şimdi tamam değil mi? Oğlum yani kaç zamandır ders çalışmayınca her şey gitmiştir. Bir de dedin ben yaparım dedin değil mi adama? Adama ben yaparım dedin, bizi mahvettin ha. Ulen Furki. Ulen Furki. Abi anlaşılmayan bir yer yoktur inşallah. İlk soruyu bu şekilde atlattık. Evet gençler. İlk bakılacak yerimizi söyledik. İlk fonksiyona bakacağız. Temizledim. Temizledim abi. İkinci sorum geliyor. Bak anlamadım etmedim diyen. Direkt yazsın. WhatsApp'tan yazsın, buradan yazsın, bir yerden yazsın yeter ki bana. Soru bu. Üç saniye veriyorum. 40 kişi var hala. Hala 40 kişi. Hala derse girmemeye inat edenler var. Alperen Kara neredesin? Alperen Kara nerede? Oo Tayfun. Hoş gelmişsin. Düşün bak, misafir öğrenciler var. Bizim öğrenciler de eksik var hala. Allah cezanızı vermesin. Evet hocam. Nereye bakıyormuşuz gençler? Nereye bakıyoruz? Geliyoruz bak, ilk baktığın yer burası. Fonksiyonu doğru düzgün tespit ediyorsun. Ondan sonra işe koyuluyorsun hocam. Bak. Y eşittir F 3x eksi 1. Noktaları ver. Noktaları ver. Noktaları sarıyı da alalım. Güzel güzel gözüksün. Bak kardeşim tombul. Bak burada da var bir tombul. Burada da bir tombul. Bir tane de burada koydum. Oh. Haydi bakalım. Başlıyorum. Hocam nokta ver, nokta. Eksi 4'e eksi 3 noktası. Eksi 4 virgül eksi 3 noktası. Nerede koyacaksın arkadaşım? Burada koyacaksın. Bak x yerine eksi 4 yaz. Eksi 12 eksi 1 eksi 13. F'in içindeki eksi 13 neye eşitmiş kardeşim? Y'ye yani eksi 3'ü. Anlamadım dediğin bir yer varsa söyle. Hocam tersini alıyorum. Tersini al. Eksi 13 eşittir F'in tersinde kim? Eksi 3. Kalemimi biraz ince atıyorum. Sığamadım. Çıldıracağım yoksa. Evet hocam. Ardından ne yapıyorum? Bir nokta daha. Bak 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 noktaya bak. Eksi 2'ye 0. Hocam götür koy. X yerine eksi 2 koyuyoruz gençler. Bak sakın gidip buraya eksi 2 yapmaya falan kalkışırsın. Ağzını burnunu kırarım ha. Eksi 2 koy. Eksi 6, eksi 1, eksi 7. F eksi 7. F eksi 7. Kime eşit kardeşim? 0. Tersini al.
Eksi 7 eşittir f'in tersi 0. Bak bak bak, bir noktada 0'a 4. X yerine 0 koyuyorum. Buyurun x'e 0 koydunuz. F eksi 1 oldu mu sana bana 4? F eksi 1 oldu mu sana bana 4? Al abicim tersine, eksi 1 eşittir f'in tersi 4. Son 3'e 5 noktası. X yerine 3 yazıyorum, y'si ne çıkacak bakalım. X'e 3 koydum. 3 kere 3 9. 9'dan 1 çıktı 8. F 8 eşittir 5. Yapıştır tersini, F 8 eşittir 5 ise 8 eşittir F'im tersim 5. Allah kabul etsin beni. Evet. Gel bakayım soruya. F 8 ne kardeşim? Gel. Hepsi burada yazıyor bak. Hepsi. F 8 5'miş. Al sarıyla yazacağım. Güzel gözüküyor. F 8 neymiş? 5'miş. Devam. F'im tersim 4. F'im tersim 4. Eksi 1'miş. F'im tersim eksi 3. Eksi 13'müş. Arkadaşım ne buldun? 5 eksi 14 buldum vallahi ben. Sen başka bir şey bulduysan bir kontrol et. 5 eksi 14 eksi 9'u buldum diyebiliyorum. Anlatamadın dediğin bir yer. Ben bu F bileşke G birebirse F bilmem nedir muhabbeti videonuzu izledim. Bir şey anlamadım, bir anlatabilir misin? O abi apayrı bir vaka. Aynen. Orada Fogun birebirliği durumları, diğerleri. Onu hiç burada girmeyelim F'e, o topa. O top burada biraz daha sıkıntı. Onu ben sana yüz yüze bayağı en ince detayına göre, sarının yanına kırmızı, yavaş yavaş. Onu ben sana anlatayım. Sana değil, herkese anlatırım. Ama orada çok daha farklı vakalar var. Bunda sıkıntısı olan var mı? Kimse yazmadığına göre geçiyorum. Sarı gerçekten gözükmedi sıkıntısı var ama bence. Sarının gözükmede sıkıntısı var. O sarıyı kullanmayalım. Zaten yanında lacivert olmayan sarıdan fayda gelmez. O zaman hep beraber beyler. Mesut Özil. Mesut Özil. Oley. Evet, bir başka sorum. Heh. Gene bu mantıkta çalışan bir soru. Şu mantığı bir yedirelim, ondan sonra dediğim gibi iki tane analitik hareketi, ondan sonra devamı. Ege yine uykunu böldük ama bacaksızım benim. Kusura bakma kardeşim. Buyurun sizdeyim. M değerleri toplamı cevap istiyorum. Ama hepsi bizim ya. Cevap alayım. D şıkkı var, B şıkkı var. D mi B mi? Bursa'ya yoğunluk. Efe ne yaptın ne? Efe soruya bakmadan D'yi işaretledi muhtemelen. Evet gençler. Yok öyle oluyormuş, yok böyle oluyormuş demek yok. Bak kardeşim, f'in içine bir şey yazmışız, sıfır çıkmış. Bak fonksiyon ne? Fx. O zaman cevap sıfır çıkacaksa size x eksenini kestiğiniz yerler sorulmakta. Yani siz x eksenini nerede kesmişseniz oralara dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşım bak, x eksenini kestiğim yerler buralar.
Gidip de başka başka noktaları arama. Buyurun arkadaşım. Bu noktalar kimler? Gel bakayım. Eksi 4'e 0. Eksi 4'e 0. Çok kötü yazdım ama olsun, idare et. O zaman abi f'in içinde eksi 4 olmuş sana bana 0. Devam et bak. Eksi 1'e 0. Eksi 1'e 0. Buyurun. F'de eksi 1 koydum. 0 çıktı. Bak 5'e 0. 5'e 0 koydum. F'de 5 oldu sana bana 0. Hayırlı olsun. Abi adam ne diyor? Adam diyor ki sana f 2m eksi 3. Yani f'in içerisine 2m eksi 3 yazmışsınız. 0 çıkmış. Kardeşim bak 2m eksi 3 eksi 4 olabilir. 2m eksi 3 eşittir eksi 4 ise sen buradan ne bulursun? 2m eşittir eksi 1. M'i buldum. Eksi 1 bölü 2. Dursun. Bak. Oğlum gerçekten Z yapacağım ya. Evet. 2M eksi 3 ne oldu? Eksi 1. Çek şunu. 2M eksi 3 eşittir eksi 1. 2M oldu mu sana bana 2? Yani M eşittir 1 mi oldu? Çektim. Son 2M eksi 3 5 mi oldu? 2M eksi 3 5 oldu. 2M eşittir 8 ise M ne geldi? 4. Arkadaşım 3 tane değer buldum. Senden bu M değerleri toplamını istiyor. 4 artı 1 5. 5'ten ne diyor? 1 bölü 2'yi çıkartın diyor. 5 eksi 1 bölü 2. Doğru mu arkadaşım? O zaman 9 bölü 2 benim cevabımmış. Anlamadım diyen var mı? Evet gençler. Bu 3 soruyu halledebildik. Şimdi şunu da beraber halledelim. Bu da çünkü benim doğrusal fonksiyonlarımı ilgilendirmeyen bir soru tipi. Biraz tost makinesiyle çekmiş olabilirim. İdare edin. İdare edin. Geldi kardeşim sorunuz. Buyurun. Herkes bir adam gibi okusun. Maşallah maşallah. Herkes yapıştırdı. Tamamdır, düzelttim. Abi Ceyhan var, Bursa var. Başlık yanlış var. Çıkmış bir soru. Üniversite sınavında sormuşlar arkadaşlar. Yani şimdi ne oluyor ne bitiyor bakın. Abi fonksiyonu bilmemize gerektirecek öyle ahım şahım da bir durum yok. Tamam mı? Şimdi burada parabolün denklemini yazdırtıyor mu yazdırtmıyor mu o kısmına da bak, değineceğim. F'de sıfırı bulmam lazım. Yani şunu nasıl açıyordunuz? F'in içinde G'nin tersinin içinde F sıfır. Bize bu soru. Şimdi arkadaşlar fx kim? Fx burada görmüş olduğunuz ikinci dereceden denklem olan parabolümüz. Hocam bu parabolün üzerinde nokta bak. Bak görüyor musun noktaları? Heh. Şimdi bak bu nokta kim noktası? Bu nokta 0'a 8 noktası. Doğru mu kız?
Bak bu 0'a 8 noktası. Şimdi 0'a 8 noktasını sen f'te kullanırsan f0 neymiş? 8'miş. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şu bölümü ne bulduk? 8. Şimdi g'nin tersinde 8 arayacağız. Bak gx eşittir x küpmüş. Gx eşitmiş x küpe. Ne yapıyorum? Tersini alıyorum. G'nin tersi soktum. G'nin tersi soktum. Bunlar birbirini pofingledi. X eşittir g'nin tersi x küp. Hayırlı olsun. Bak kardeşim. G'nin tersinin içini 8 yap diyor. Sen ahanda burayı 8 yaparsan burası ne çıkar kardeşim? 2. G'nin tersi 8 2, 2 oldu. O zaman burası 2 miymiş? Bak fx benim ikinci derecen denklemi parabol mü? Şuradaki noktayı görüyorsunuz hepiniz. Bu noktanın koordinatları 2'ye 0 mı? Al götür koy bakalım. F'de 2 koydun cevap 0 çıkmadı mı? Soru zaten f2'yi aratmıyor mu sana? Buyurun abi bu da bitti. Bir sıkıntı var mı? Hacı şu anlatmam gerekenleri bir anlatayım. Ondan sonra her türlü çözeriz. Tamam mı? Bir anlatmam gerekenleri anlatayım. Su tamam. Bunda da bir sıkıntı yok anladığımız kadarıyla. Evet gençler bak adamlar sürekli bunları sordu. Bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Tabii bir de ne bekliyoruz? Normal doğrunun denklemi. Bakınız doğrunun denklemi. Doğrusal fonksiyonu da anlattım. Doğrusal fonksiyonu da anlattım. Size koordinat eksenlerini verdim. Getirdim. Burada kesen bir tane doğru çizdim. Bakın bu bizim doğru. D doğrusu olsun. Tamam mı? Kendileri y eşittir fx olarak da konuşulabilir. Arkadaşım bu adam x eksenini a'da y eksenini b'de kestiyse bu adam için ne diyoruz? X bölü a artı y bölü b eşittir 1. Arkadaşım bunu yaptığın takdirde sen fonksiyonu elde ediyormuşsun. Yani getirdim hemen yan tarafa. Basit bir şey. Çizdim. Ardından getirdim. Doğru mu da çizdim. Buyurun. Tertemiz. Hoca ne diyorsun burada? Vallahi bak kardeşim diyorum. Burası 4 olsun. Burası da kaç olsun? 3 olsun. Ondan sonra da ben senden ne isteyeyim? Burası y eşittir fx ise bu adam y eşittir fx ise bana bunu bulunuz. Ne ol, neyse onu bulunuz. Tamam bitti. Hoca bak. X'i nerede kesmiş? 4'te kesmiş. Bölü 4. Y'yi nerede kesmiş? 3'te kesmiş. Y bölü 3. Bak yarından sonra analitik anlatmaya başlayacağım. O analitik anlatmaya başladığında Allah için bunu unutma. Çünkü orada başka şeylerle yazacağız bu denklemleri. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi. İki noktası belli doğrunun denklemi. Ben bunun denklemini yazacağım yani. Hani ne yaparsan yap yazacağım. Nasıl parabolü yazabiliyorsan bunu da yazacağım. Bu oldu mu sana bir? Hadi bakayım. Abi payda eşitliyorum. Burayı 3 ile burayı da 4 ile. Hadi 3x artı 4y piştim burada. Bölü 12 eşittir 1 oldu. Hoca yapmaya devam ediyoruz. 3x artı 4y eşittir 12 mi? Hocam y lazım bana çünkü y fx'ti. 4y eşittir 12 eksi 3x mi? Ardından y eşittir 12 eksi 3x bölü 4. Bitti. Bitti kardeşim bak. Ardından insan gibi y gördüğün yere fx yaz. Basit düşün istiyorsan ya. Basit düşün. 12 bölü 4. Bakın bu matematikte çok önemli bir hamledir. Eksi 3x bölü 4. Buyurun abi en son kez yazıyorum. Fx eşittir. 3 eksi 3 bölü 4 x. Bitti. Anında fonksiyonu ne yapmış oldunuz? Elde etmiş oldunuz gençler. Anlamadım dediğin bir yer var mı? Sıkıntısı olan var mı?
Gene tost makinesiyle çektiğim o tostçu sorularımdan bir tanesi geliyor. Neredeydin oğlum sen? Ha. Buyurun gençler. Sorunuz bu. Bakın azıcık küçültsem. Değil mi? Bir tık daha iyi olabilir. Şöyle dursun. F6'yı soruyorum arkadaşlar. Fonksiyonu görüyorsun. Normal geometri bilen arkadaşlar zaten çat diye koydu bile soruya. Aynen öyle Buketçim. MX artı N'den de yazarım. Eğimi bulurum. Y'yi kestiği yeri bulurum. Yazarım. Her yerden yazarım. Özgün Twitch durdu la. Twitch şu ara yok. Direkt işte Zoom, YouTube. O şekilde yapacağız diye uğraşıyoruz. Eksi 4 cevabı 2 tane geldi. Bak istediğin gibi çözersin dedim. Değil mi? İstediğin gibi çözersin dedim. Bekle bakayım bir yer. Sen şöyle git. Ha? Denklemi yazarsan da çözersin. Benzerlik yaparsan da çözersin. Denklemi yazıyorum. Çözmek isteye yeter ki. Hoca ne yaptın? Bak bu doğru. X'i 2'de kesmiş. Y'yi de 2'de kesmiş. X bölü 2 artı Y bölü 2. Oldu sana bana 1. Hocam paydalar aynı Y. X artı Y bölü 2. 1 mi? Hadi abi X artı Y oldu mu sana bana? 2 mi? Abi Y dediğin adam ne oldu? 2 eksi X oldu. Sıkıntın var mı? Y zaten Fx miydi? Fx eşitmiş 2 eksi X'e. Bitti. Ben senden F6'yı istiyorum. F6 eşittir 2 eksi 6 yani eksi 4. Bitti. Bak Buket. Buket diyor ki ben diyor bunu Y eşittir MX artı N'den yazıyorum. Yazalım kardeşim. Yahu yazacağın şey doğru denklemi ise zaten MX artı N biçiminde olmalı. Bu doğru. Sola mı yatık? Bakın. X ekseniyle pozitif yönlü yapmış olduğunuz açının tanjantı size eğimi verecektir. Sen buradan alamadığın için arkadan alıyorsun. E arkadan alsan da karşı bölü komşu eğim 1 sola yattığı için eksi 1. Yani bu doğru. Y eşittir. Eksi X artı N mi? Üzerinden bir nokta al. Bunun üzerinden bir nokta al. Ben bunu alırım abi genelde. Neden? Çünkü bunun X'i 0. Bak 0'a 2 noktasını aldım. Yerine koydum ne oluyor? Başıma neler geliyor? 2 eşittir n. N'i de buldum. E o zaman doğru denklemi yazıldı. Y eşittir. Eksi x artı 2. Gördün mü? Eksi x artı 2. 6 koy gene eksi 4. Sıkıntı sorun çıkmaz. Yeter ki sen çözmek iste. Ha ben bunları yapar mısın? Yapmam hocam. Ben nereden yaparım? Ben ne yaparım burada? Otururum. Benzerlik yaparım. Anladın? Benzerlik yaparım, uzatırım. Gençler, bakınız. Şu anda sadece fonksiyon yapmıyoruz ha. Hani bu veri, istatistik dediğimiz bir konu daha var ya. Orada grafik veriyor adam. Yok bitkinin boyu uzamış, yok diğer bitkiyle çakışmış. Oralarda bu denklemleri yazıp ikisini beraber ortak çözdün müydü birleştiği bütün noktaları bulabiliyorsun. Başka hiçbir şey bilmene gerek yok. Doğrusal fonksiyon bilgi yeter. Anlamadım dediğin bir nokta var mı? Oo Kökkör hoş geldin. Gelin oğlum en azından 45 kişi gözüksün. Ha, tabii canım. Oradaki yani fonksiyonun başlangıç noktasını diyorsun herhalde. Değil mi Özgün? Muhtemelen fonksiyonun başlangıç noktası. Evet gençler, bakıyorum tekrardan. Burada tost makinamızla çektiğimiz bir başka sorumuz hangisi var diye. Evet. Bir adet daha bulduk. Buyurunuz. Çok basit bilen için 5 saniye. Hemen bunun yanına bir tane daha soru koyacağım. O soru niye inmemiş buraya?
Deliriyorum o zaman işte. Bu da yan tarafa gelsin. Evet. Buyurunuz. İki tane sorumu koydum. Özgün, onu konuşacağız paşam be. Kökkör 7/2 diyor Kökkör. Fx eşittir 7/2. Bakın ne yaptık? Aldık değil mi? 7/2 2 ile 4'ün arasında 3.5. Bakın abi. Bu adamı çizdik. Lütfen dikkat bak. Yaptığımız hareketi dikkat et. Bir daha geri aldım. Bak bir daha çiziyorum. Bu adamı çiziyoruz. Beyler bayanlar, fx eşittir 7/2 diyorsa bu eleman, y'yi 7/2'de kesen doğru. Bu y eşittir 7/2 doğrusu. Kaç noktada kesmiş? 1, 2 ve son 3 noktada. Bitti. Bakın manyak manyak soruyu çözeceğiz diye uğraşmayın abi. Y eşittir 7/2 burada. Kaç noktada kestiyse o kadar. 3 noktada kesti 3 tane. Sağ taraftakinde belli şeyleri anlatacağız. Mecburuz. Şu sol taraftakini bir eleyim abi. Şu sol taraftakini bir fotoğraflayayım. Kökünü anlar grafikten diyor ya köpek herif. Evet beyler bayanlar. Şimdi bundayız. Bunda ne yapıyoruz? Lütfen dikkat. Gençler bakın. Yenilecek alt gene. Çok basit. Çok basit. Şimdi adam y eşittir fx için konuşun diyor. Fx'in kökleri kimler? Zaten onları vermiş. Başka bir şey vermemiş bak. Eksi 7 koyunca 0 çıkıyor. 1 koyunca 0 çıkıyor. 4 koyunca 0 çıkıyor. Eşitsizlik yapıyorduk ya. O eşitsizlikte hani böyle tablo yapıyordun ya. İşte bunlar için yapıyorduk. Arkadaşım eksi 7, 1, 4'ü tablona yapıştırıyorsun. Eksi 7, 1, 4. Tablonu yapıyorsun. Şimdi 4'ün sağında bak. 4'ün sağında ya da siyahlı olsun. 4'ün sağında sen bir adam aldığın zaman bunun cevabı görüyor musun? F4 pozitif mi? Arkadaş o zaman git. F4 ne ya? Sorry. F4 değil. Yani F bilmem kaç. X0 absisli bir nokta aldığımı varsayayım burada. F'de X0 aldım. O burası. Yani 4'ün sağından bir şey koyduğunda cevap pozitif çıkıyor. Koy. Negatif, pozitif, negatif. Bitti. Anladın mı? Çift katlı kök yok. Teğet var mı? Yok. Teğet yoksa işaretli şu. Git buraya bak. 1 ile 4'ün arasındaki olay x ekseninin altında negatif. Eksi 7'den 1'e kadar üstünde pozitif. Eksi 7'nin solunda altında negatif. Bitti gitti kardeşim. Şimdi gel. F'de eksi 7 koydum be ya. F'de eksi 7 koydum. Abi eksi 7 koyarsan köktür. O sıfırdır. F1 de köktür. O da sıfırdır. Hadi hayırlı olsun. Bunlar birbirine eşit. Doğru. Buraya gel. Eksi 5. Eksi 5 burada. Pozitif. Bu da doğru. F3 burada. Negatif. Eksi 1. Burada. Pozitif. Eksi ile artının çarpımı negatif. Bu da doğru. Gel. Eksi 2. Burada. Artı. F3. Burada. Eksi. Pozitif bir şey. Negatif bir şeyden her zaman daha büyüktür. Türevde canınızı yakacağım buradan. Türevde yakacağım haberin olsun.
Bak burada öyle F'i inceliyorsun. Aynı sorunun içinde şıklarda bir F olacak, bir türev olacak, bir ikinci türev olacak. Haberin olsun. Eksi 3 burada. Pozitif. Eksi 5 bölü 2. O da burada. Pozitif. Bu nasıl negatif çıktı lan? Yanlış. Edirne seçeneği bizim için yanlışmış. Anlamadığın bir yer var mı? Eyvallah Canberk. Yakında muhtar adayıyım. Fonksiyon yapacağım. Size fonksiyon alacağım. Her eve fonksiyon götüreceğim. Evet gençler. Sıkıntısı, sorunu, problemi olan varsa parmak kaldırsın. Hayır. Evet gençler. Şimdi geliyoruz. Zurnanın zıt dediği bölüme geldik. Arkadaşlar bak başlığıma da dikkat etmenizi istiyorum. Daha olay başlıktan başlıyor. Bağıntı grafikleri. Şimdi herkes, ekran başında olan herkes bana özelden mesaj atıyor. Bana özelden mesaj atıyor. Haydi. Sadece 2 dakikan var. Yolla mesajları. Sese kulak verelim. Telefondan girenler çıkınca şey düşüyor bak. TKB. Ne yaz biliyor musun? Hocam manitaya uyudum dedim. Geldim burada ders dinliyorsun değil mi Canber? Eyvallah Ulaş. Aleyna, Fatma, Muratcan, Berke, Zeynep, bana gelen mesaj sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Selin Doğa merak etme numaran kayıtlı canım. Ruken uyudun mu kızım ekranın başında? Pardon yazmamışım diyor. Millet mesaj atıyor. Biz burada bekliyoruz. Bizim hatun gitmiş orada. Ay ben dersteydim unuttum diyor. Tamam.
Tamamdır. ne var ne yok la? Evde ne yapıyorsunuz? Oğlum bak eve gidip manyak psikopat gibi duş alıp camış gibi yemek yiyip zıbaranın Allah bin belasını vermesin. Bak beni sinirlendirme. Kanki uyku muhabbetini ben de şimdi ben anlamadım. Abi dur bir şu. Buket çok mesaj var ondan. Derste mi bağırıyorum? Aa ben. Yok canım. Hayatta bir bilemedin iki kere sesimi yükseltmişimdir ben. Ben ne zaman bağırmışım ya? Aa. Üstüme iyilik sağlık. Evet gençler. Şimdi bak bana. Bağıntı grafiği. Hocam. Geldim. Öncelikle size bir tane y eşittir fx fonksiyonu veriyorum. Y eşittir fx fonksiyonunu şöyle çizdim. Tamam. Arkadaşım bak bu adamın buraları kestiği yerler mesela 2 olsun. Burası 5 olsun. Şurası eksi 6 olsun. Şurası da eksi 1 olsun. Tamam mıyız? Şimdi derdimiz başlıyor. Bakın burada derdimiz başlıyor. Hemen şuraya çöktüm. Alt tarafından başlayacağım. Hepsini buralara yapmaya çalışacağım. Öncelikle bu adamda görmüş olduğunuz noktaları bir gidin kenara yazın. F eksi 6 0. F 2 0. F 5 0. Son F'de 0 koyunca eksi. Abi bak bugün yarın yolda bulduğum karşıma geçen adama bunu soracağım. Çizeceğim oraya tamam mı? Bana şunları söyle diyeceğim. Fonksiyonu değiştireceğim. Söyleyemeyen olursa dalacağım. Net. Abi getirdim. Alt tarafa. Şöyle. Ne istiyorum sizden biliyor musunuz? İlk istediğim adam şu olsun. Y eşittir f eksi x. Y eşittir f eksi x. Bunu yapalım. Bakın arkadaşlar ezberlemeyeceğiz. Ezberlemek isteyenin de mani olmayacağız. Ama biz mantığını anlayacağız bu işi. Şimdi hocam. F'in içinde bir şey yazacağız. Y çıkacak. Ben F'in içine eksi 6 yazdığımda 0 çıktığını biliyorum. Abi burayı eksi 6 yapmak için x'e 6 koymak lazım. Buyurun x'inize 6 koydunuz. Bak sen içeriye 2 yapmak istiyorsan x'e eksi 2 koydun. Buyurun x'inize eksi 2 yaptınız. Siz 5 yapmak istiyorsanız buyurun eksi 5 koydunuz. Hocam F'de 0 eksi 1'miş. Buraya 0 yapmak istiyorsan 0 koyarsın gene eksi 1 çıkar. Yani burada değişen bir şey yok. F0 gene eksi. Arkadaşım o zaman sen ne yaptın biliyor musun? Sen buradaki adamı buraya katladın bunu da buraya katladın. Sen bunu bu tarafa katladıysan hop bu adam ne yapar? Buradan çıkar gelir. Gidemedi. Geri al. Bir daha. Çıktı geldi. Hop bitti. Anlamadığım yer var mı? Ben anlamadım. Çünkü burası aşırı bombeliymiş. Ben bombesiz çizmişim. Getirdim bir daha. Hop. Böyle. Bak burayı buraya katladık. Demek ki F'in içinde bir eksi X varsa siz bu adamı Y eksenine göre simetrediniz. Döndüm gittim sağ tarafa. Döndüm gittim sağ tarafa. Şimdi buyurun diyorum. Neyi çizelim? Y eşittir. Eksi F X'i çizelim. Bakın Y eşittir.
Eksi x. Sen eksi 6 koyduğunda 0 çıkıyor. Koy eksi 6'yı. Burası 0. Eksi 0 gene 0. Değişmeyecek. O zaman hocam bu adam değişmiyorsa ben bu adamın grafiğini şöyle yaparım. Getirdim. Demek ki benim köklerim değişmiyor. Eksi 6 burada. İkisi burada. 5'i de burada. Ama ne değişiyor? Bak. 0'ı koyduğunda burası eksi 1. Görüyorsun değil mi? Önünde de eksi var. Oldu sana artı 1. Ha, 0 koyunca artı 1 çıkacak. Arkadaşım su akar yolunu bulur. Senin fonksiyonun buralardan geçmesi gerekiyor. O zaman çiz. Aldın bu adamı. Şuradan geldin. Döndürdün. Hop bombeyi ver. Yolla. Yani kime göre simetri yaptık? Bu adamı böyle katladık. X eksenine göre simetriledik. Bakın bu X eksenine göre, X eksenine göre yazmıyor. Tabii yazmaz mı? Böyle manyak bir şey çünkü. X eksenine göre simetri. Buna bak. Bu neydi? Hop düşmeden. Anıl. Burası neydi? Bu Y eksenine göre simetri. Bu simetrinin kelimesi de değişti arkadaşlar. ÖSYM tarafından yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü adını aldı. Haberiniz olsun. Tamam mı? Evet abi. Y eşittir eksi fx'i gördük. Y eşittir f eksi x'i gördük. Şimdi sıra geldi. Kime biliyor musun? Y eşittir mutlak değer fx. Şimdi bunu çizeceğiz. Bunu da çoğu arkadaşım biliyor. Şimdi mantık olarak her şeyi göreceğim ben. Ezbere yapmayacağım. Ben gidiyorum. X'in içine eksi 6 koyuyorum. F eksi 6 0. Değil mi? Hocam 0 ise 0. Değişen bir şey yok. Eksi 6, 2, 5 senin yine hala köklerin. Eksi 6, 2 ve 5. Hocam bu ne oldu ya? 0'ı koyduk. Eksi 1. Aha o 1 de çıktı bak. Orası buraya geldi. Doğru mu? Bir şeye daha dikkat edeceğiz. Yani. Bak bak. Şimdi kardeşim sen şuradan bir değer aldın. Mesela 3. 3'ü aldın koydun cevap nasıl çıktı? Pozitif. Doğru muyum? 3'ü alıp koydun pozitif çıktı. Sen buraya gel. F3 pozitif. F3 pozitifse gene pozitif çıkmak zorunda. Burada çıkacak arkadaşım bak. Orada nerede çıktıysa burada da orada çıkacak. O yüzden bakın burada ne yapıyorsunuz biliyor musun? Bu adamın x ekseninin altında kalan yerleri pozitife taşınacağı için siz bunları yukarıya katlıyorsunuz. Bakın eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar geldiniz mi? Alt tarafta böyle mi gidiyordu? Şimdi o yukarıya taşındı. Hop. 2, 5 zaten bombeli. Hop. 5'in altına inmiş. Katla yukarıya doğru. Bitti. Mutlak fx dediğim takdirde hangi grafik olursa olsun çizilir. Ardından x ekseninin altındakiler üstüne katlanır. Altındakileri sileyim. Onları bilmem ne yapayım değil. Katlıyorsun. Başka da bir şey yapmıyorsun. Anladık mı beyler bayanlar? Anlaşılmayan bir yer yok değil mi? Şimdi özellikle bak adı bağıntı grafikleri diyerek başladık. O taraflara doğru ilerliyorum. Şimdi nereyi sileceğim? Şu diğerlerini sileceğim. Benim anası duracak. Anası duracak. Ona bağlı olarak halen daha grafik çizeceğiz gençler. Tamam mı? Evet, 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 evet. Ne çizdik? Fx çizdik. Eksi fx çizdik. Ardından mutlak fx çizdik. Bak. Şimdi geliyorum ne çiziyorum biliyor musun? Y eşittir. Y eşittir. F mutlak x. Şimdi bunu çizeceğiz. Arkadaşım. Şimdi ben burası için her denkleme yer abi. Her denkleme yer. Yani zaten başlığım o yüzden bağıntı grafikleri. Ondan dolayı
her türlüsünde yer. Ki zaten sana hani bağıntı konusunu minimalize ettikleri için o kadar incesini vuramazlar. Anladın? Sana %90 verdikleri şey fonksiyon olacak. Şimdi bakın abi, ben burada şöyle bir kestirme yarattım. İlk önce tabii mantığını da bir anlayalım. Anladıktan sonra da o kestirmeyi size vereyim. Şöyle getirdim yine. Koordinat eksenlerimi çizdim. Şimdi hocam. F eksi 6 sıfırdı. Görüyorsun bak. F de eksi 6 sıfır. Ulan sen buraya eksi 6 koysan. Bu adam otomatik 6 yapacak. 6 yapınca cevabı buradakini yapacak. Lütfen can kulağıyla dinle. Bak tekrar ediyorum arkadaşlar. F'in eksi 6 olan kökü sıfırlıyordu. Doğru mu? Arkadaşım sen buraya eksi 6 koyduğunda mutlak değer seni 6'ya dönüştürecek. F6 ne yaptıysa F eksi 6 da onu yapacak. Yani arkadaşım sen burada 6'da cevabın böyle negatiflerde bir şey çıktıysa, bu tarafa geldiğinizde eksi 6'da da cevabınız oralarda bir şey çıkacak. Anladınız mı? Oradan bir yerden bir mesaj yığılıyor. Bir saniyenizi istiyorum. Tamam. Oğlum arkada grupta sivitin mi konuşuyorsunuz lan? Allah cezanızı vermesin. Bak bir daha söylüyorum Efe. Şimdi abi sen bu eksi 6'yı buraya koymak istiyorsun değil mi? Sen koyduğunda bu otomatikman bunu F6'ya dönüştürmüyor mu? F6 dediğin adam burada senin negatif çıktıysa senin eksi 6'ın da artık negatif çıkacak. Bak. Sen 2 koyduğunda cevabın 0 mı çıkıyordu abi? Eksi 2 koyunca da 0 çıkar. Eksi 2 koydun gene 0 olacak. Neden hocam? Çünkü eksi 2'yi bu zaten F2 yapıyor hemen. 5'i koyduğunda da aynı 6 yiyecek. Anlıyor musun? Yani arkadaşım X'in içine sen negatif bir şey koyduğunda senin sözünü dinlemeyecek. Onu pozitife çevirip pozitifte ne yaptıysa onu verecek. O yüzdendir ki X ekseninin pozitif olduğu kısmı tutarsınız. Gerisi bakın bu taraf silinir. Bunun da x eksenine göre simetrisini alıp birleştirirsiniz. Bitti. Y eşittir f mutlak x budur. Arkadaşım buna biz şöyle bir kestirme uydurduk kendi çapımızda. Dikkat et, bir saniyeni istiyorum. Şunu şöyle şuradan acık şöyle sağa alalım. Heh, bu burada dursun. Evet arkadaşlar, uydurduğum kestirme şöyle bir şey. Hocam bak, mutlak değerle x korumaya alındı. X korumada. X'i koruyorsak x büyüktür 0'ı tut. Bak yukarıya. X'in, x ekseninin pozitif olduğu kısmı tutuyorum. Gerisini sil. Gerisini sil. Ha bunun gerisi neresi? Aha burası işte. Bunu sildin. Tuttuğunu y eksenine göre simetrili. Y eksenine göre simetrili. Bak bunu tutmuştu. Bunu katlıyorsun buraya. Bitti. Hikaye bu kadar bakın beyler bayanlar. Anladık mı? Aynen. X eksenindeki pozitiflerin simetrisi oluyor abi. Aynen öyle. X eksenindeki pozitif adamların hepsinin eksilisini al. Bakın başka bir fonksiyonunuz geliyor. Mutlak y eşittir fx. Bu y eşittir mutlak fx ile aynı değil. Bu mutlak y eşittir fx. Çünkü sizin orada hani fx ömrü billah y'ydi mantığından bir burada kopmamız gerekiyor. İllaki. Şimdi arkadaşlar bu adamı çizmek istiyorum. Bu adamı nasıl çizeceğim? Getirdim abi. Koordinat eksenini yapıştırdım. Hatta bir tık sağa geçip bunu kaydırmadan yapmak istiyorum. Şöyle. Şimdi hocam bak.
y mutlak değeri çıksın. O zaman fx'in cevabı hiçbir takdirde ne çıkmayacak? Negatif çıkmayacak abi. Yani ben şimdi gittim. Bak burada bunu yaptığıma göre. Şurayı görüyor musun? X'e sen eksi 3 koy. Cevap negatif çıkıyordu. E koyamazsın ki. Anladın mı? Artık orada sen koysan da o pozitife dönecek. Çünkü mutlak değere girdik. Yani y'si mutlaklı oluyor. Bak bunun içinde ne diyorum sana? Dediğim cümle şu. Mutlak değerin içinde olan adam y mi? Y korumada. Mutlak değer y'yi koruyor. O zaman kardeşim y büyüktür 0 tut. Buyurun. Y'nizin pozitif olduğu yerler şurası mı? 2 ile 5'in arası mı? Tuttun. Tuttun mu? Bak. Gerisini sil. Gerisini sil. Sildin mi? Gerisini sildin. Tuttuğunun x eksenine göre simetrile. Bitti. Tuttuğunun x eksenine göre simetrilenmiş hali. Tuttuğunun x eksenine göre simetrisi. Evet abi. Anladın değil mi mevzuyu? Bak orayı simetriledin. Şimdi başlığın manasını anladın mı? Bu fonksiyon mu? Hayır. Sen y'ye paralel çizdiğinde iki noktada kesiyor. Fonksiyon değil bu. Bağıntı bu. O yüzden adı bağıntı grafikleri. Anladık mı beyler bayanlar? Bak neden simetrisini alıyorsun? Şimdi birader sen şuradan bir tane nokta aldın. 3 diye nokta aldın. F3 değil mi? Abi F3 eşitmiş mutlak y'ye. Ya F3'ün cevabı diyelim ki F3'ün cevabı 2 çıksın. Abi F3'ün cevabı 2 çıkıyorsa mutlak y midir 2 çıkan? E mutlak y 2 ise senin y dediğin adam ya 2'dir ya da eksi 2'dir Efe. Doğru mu? Abi sen 3'ü koyduğunda cevap ya 2'dir ya da eksi 2'dir abi. Anladık mı abi? İki taraflı da çıkabileceği için onun simetrilenmiş halini alman lazım. Bir kere daha anlatıyorum bak. Muhabbet şu gençler. Adam diyor ki bize, adam diyor ki x eşittir 3 diye bir noktamız var. Bir noktamız var. O 3'ü f'te koyduğun zaman bir cevap çıkıyor. Ben de diyorum ki f3'ün cevabı normalde 2. Ama f3 zaten mutlak y'ye eşit olduğu için mutlak y mi 2? O zaman y ya 2'dir ya eksi 2'dir. Bak bunu koyduğumda cevap ya 2 çıkıyor ya eksi 2 çıkıyor. Bu kadar zorlamanıza da gerek yok. Bakın asıl mevzu şurada. Mutlak y. Y korumada. Y'yi koruyacaksam y'nin sıfırdan büyük olduklarını alacağım. Yüz tarafı aldım. Gerisini sil. Alt tarafı sildim. Tuttuğunuzsa diğer eksene göre simetriliyorsun. Sen y'yi tuttuğun için x eksenine göre simetriledin. X'i tutsaydın y'ye göre simetrilecektin. Evet. Geldim sonuncusuna. Dayan dayan. Bak. Sonuncusu da şu. Şimdi. Y eşittir f mutlak x. Mutlak y eşittir fx. Ve şimdi mutlak y eşittir mutlak fx. Yani her ikisine birden mutlak koyacağım şimdi. En sonda da artık onu göreceğiz gençler. Ha bunun dışında bak bugün bana getirdikleri soruda bir Efe'lerin getirdiği soruda adam diyor ki f eksi mutlak x. Ya f mutlak x yaptığımda ne yapıyordum? X büyüktür 0 kısmını tutup simetriyordum. Eksi mutlak x dediği için negatif tarafını tutup simetriyordum. Hikayeler tabi arada ufak tefek değişiklikler olacak beyler bayanlar. Mecburuz. Şimdi getirdim buraya mutlak y eşittir mutlak fx. Bunu çizeceğiz. Gençler Birliği. Bakınız. Adım adım. Adım adım. Önce gelin. Y eşittir mutlak fx'i bir beraber bir daha çizelim. Olur mu? Y eşittir mutlak fx.
Getirdim. Hocam grafik nasıldı? Aha da böyleydi. Grafik böyle gidiyordu değil mi? Bak bu y eşittir. Fx. Şimdi ben senden mutlu mısın? Ne yapıyorsun? Şu. X eksenin altında kaldığı yerleri siliyorsun. Bunları bir güzel yukarıya simetriliyorsun. Buraya kadar sıkıntısı olan var mı? Ardından ne yapıyoruz? Geliyoruz. Sen y'nin başına mı mutlak koyacaksın? Sen bunu koyduğun zaman ne yapıyordun? Hocam korumada y büyüktür sıfırları alacağım. Ulan hepsi y büyüktür sıfır. Artık bu adamı x eksenine göre simetriliyorsun. Buyurun. 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 Bitti. Ne dedik? DNA sarmalı dedik. O nükleotit zincirine benziyor dedik. Daha diğerlerine de bir şeyler dedik de yayındayız demeyeyim burada. Anlamadım dediğin bir nokta. Vallahi telefonu nereye koyduğumuzu unuttuk. Sıkıntı sorun, problemi olan var mı gençler? Allah senin cezanı vermesin lan. Evet gençler. Pasikülünü bitirmeyen kardeşlerim var hala. Herkes oturuyor hemen. Oturuyor. Bak yatmak yok. Oturuyorsunuz o zaman fasiküller bitiyor. Günü gününe gideceğiz. Yok şurası eksik kaldı. Yarın yaparım öbür gün yaparım. Bak olmuyor. Dersler geliyor bilmem nesi geliyor. Yetişmeyecek onlar. Çıldırıvereceğiz. Lütfen o fasiküllerimizi günü gününe yapalım. Tamam mı beyler bayanlar? Anlamadığı bir yer olan varsa da yazsın bana. Ben de içeri geçen bir hem oturarak şey yapayım. Geri dönüş sağlarım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.